İsmim Erdem Ocak. Psikoloğum. Aynı zamanda müzik terapisiyle ilgileniyorum. Müzik terapisi. Aa, açar mısın biraz? Evet. Konuyu. Muhteşem bir şey ya. Bana yaptı bile. Evet, şu anda yaptı. Aynen. Süper. Müzik terapisi. Yani yeni bir alan sayılır. Aslında kökü çok eskilere, Osmanlı Devleti'ne kadar gidiyor. Bu dönemde biraz daha böyle işte nörolojik, hani biraz daha bilimsel altyapılı çalışmalar yeni yeni yapılıyor. Avrupa'da zaten uygulanıyor fakat Türkiye'de yeni bir alan. Ya ben zaten %1 milyon faydası olduğuna inanıyorum yani. Hani gerçekten öyle değil mi? Yani kesinlikle. Her anımızda müziğin yani büyük faydası var. Abi, ve çok güzel bir... Müzikle gülüyorsun, alan. Müzikle eğleniyorsun, müzikle ağlıyorsun. Daha aynen. Ne olacak zaten günlük hayatta zaten bence o terapi oluyor yani. Peki aynen. Tam nasıl oluyor? Yani şöyle farklı kullanım alanları tabii ki var da ben engelli çocuklarla daha çok çalışıyordum. Aa, ne güzel. İşte fiziksel veya zihinsel özel gereksinimi gerektiren çocuklarla bir şekilde bir iletişim kanalı. Yani müzik sonuçta bir sonsuz bir iletişim kanalı. Peki Erdem, bir şey soracağım. Yani sadece müziğin kendiyle mi ilgili yoksa frekanslarla alakalı bir şey de var mı? Yok. Yani yok, en azından sadece... benim ilgilendiğim kısımda yok. Aynen. Fakat hani atıyorum Eskişehir'de, Ankara'da, İstanbul'da birçok müzik terapisti olarak çalışan akademisyenler mevcut. İşte nörolojik açılardan çalışanlar var, fizyoterapi açısından çalışanlar var. Ne enteresan ya. Peki bunun içerisinde şey de var mı? Sen diyaframını çok güzel kullandın. Harika kullandın. Ben yani mi? Bu terapinin içinde... terapinin için yani nefes alıp benim tabii ki çok önemli bir aslında şey. Aslında biz Türk insanı doğru nefes almayı bilmiyormuşuz. Yani sadece nefes egzersizleri için kurslar açılıyor. Evet. Aynen. Yani dönülmeyecek ses değil zaten yani ekran başında şu anda herkes gördü. Doğru okuduğuna mı konuşalım, parçanın güzelliğini mi konuşalım, bunu seçtiğini mi konuşalım. Doğru. Ses tonunun bence inanılmaz. Her şeyi de yapabiliyorsun o sesle. Yani ne yapmak istiyorsan yapıyorsun o sesle. Bu finale gitmek için jüriyle, jüri koçlarıyla çalışmak için herhalde en büyük avantajlardan bir tanesi. Aynen. Onun dışında yakışıklı adamsın. Ya yani bu işin show kısmı da var biliyorsun. Onun için önemli. Ben beraber çalışmayı gerçekten çok isterim. Yani beni seçersen buradaki bütün herkese pizza ısmarlarım. Şimdi... gücümü görüyorsun. Şu anda beni seçmezsen bu insanlar pizza yemeyecekler. Ve ileride başına geleceklerden şu saatten sonra ben sorumlu değilim. Bu kadar insanı kaybedemezsin. Şaka bir tarafa bayıldım. Tekrar söyleyeyim. Harikaydı. Çalışmayı da gerçekten çok isterim. Buyurun.